televizyonuna, Kanal Türk ekranlarına, efendim ekranların gezi programı dolu dolu Anadolu'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mert Savaş. Kameraman arkadaşım Mutlu Şahin'le beraber bu hafta Merzifon'dayız. Amasya'nın Merzifon ilçesindeyiz. Yola çıktık. Meteoroloji bizi uyardı. Yağmur dedi, sağanak dedi, ödümüz koptu ama ufak bir yağmurun dışında güzel bir program çektik. Biraz sonra yolculuğumuz başlayacak. Merzifon'da şehir merkezinden başlayacak turumuz. Pazarlar, çarşılar, yemekler, aklınıza gelebilecek tüm güzellikler, tarihi eserler sizlerle buluşacak. Ve ardından Karatepe diye muhteşem bir köye gideceğiz. Ve İtalya'dan muhtar getiren bu köyün güzelliklerini de sizlerle paylaşacağız. Dolu dolu Anadolu Merzifon'da başladı. Merzifon aslında dolaştıkça güzellikleri daha iyi anlaşılabilen bir ilçe. Ve şunu söyleyeyim, Osmanlı'nın iki döneminden Çelebi Mehmet, birinci Çelebi'den ve tabii ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa döneminden de çok sayıda eserin yer aldığı bir ilçe. Ama gezmeniz lazım, dolaşmanız lazım. Meydan düzenlemesi harika. Ben geçen geldiğimde dikkat etmiştim. Zaten iki ödül almışlar. Tebrik ediyoruz. Özellikle hani bizim gibi gezi programı hazırlayanlar şöyle meydana geldiği zaman böyle daha düzenli, daha rahat çekim yapabileceği yerleri gerçekten tercih ediyor. Özellikle çevrede reklam olmaması bizi inanılmaz derecede rahatlatıyor. Şimdi burası Paşa Camii olarak geçiyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ama kısaca hani kime sorsanız Paşa Camii diye size gösterir. Biraz sonra buranın şadırvanı ile ilgili aslında konuşacağız ama bir kişiden bahsedeceğim. Şu an burada değil. Yolunuz düşerse efendim, programda ben sık sık söylüyorum. Diyoruz ki dinimiz temizlik dini, değil mi? Temizlik çok önemli. Bakın, şehrin ortasında yerli yabancı turistin geldiği Paşa Camii'nin yanında bir tuvalet var. O tuvaleti işleten değerli abime bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl. Yani böyle geldiğiniz zaman hani hele gayrimüslimseniz, değil mi, hep diyoruz ya Müslümanlık, temizlik işte böyle olması lazım. Hele camilerin, tuvaletlerinin, yani bu iş gönül işi. Pırıl pırıl. Evlat okutuyor 25 kuruş. Mutlu geçen bir yerde mevzusu olmuş değil mi? Sen 1 lirayı görünce 25 kuruş ve pırıl pırıl. Allah razı olsun. Çok önemli bir hizmet yapıyor. Saygılarımı sunuyorum. Cami, şadırvan ve kaya, kaçma kaya, gel. Bahsettiğim kaya arada kaçıyor hazır yakalamışken. Bak, kayayı da gösterelim. Buradan sokaklara dalacağım, bedestlerine doğru gideceğim. Arada da galiba yağmura yakalanacağım. Hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Getirdiniz. Teşekkürler, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir yer bu Merzifon böyle. Evet. Her köşesinde bir tarih. 60 senedir Merzifon'da ikamet ediyorum. Fakat Merzifon hakikaten çok güzel ilçelerimizden bir ilçe. Hocam, bakmak ve görmek diye bir şey vardır. Biz bugüne kadar her geldiğimizde sadece şadırvanın o işlemelerine baktık. Ama siz yıllardır bunu görüp, evet, gördüğünü, evet, de paylaşanlardansınız. Evet. Evet. Şimdi artık bizden sonra da inşallah izleyenler, evet, inşallah, bakmayacak, inşallah, görecek. Neler var bu şadırvanda, neler görülecek? Önce kendimi tanıtayım. Ben caminin imam hatibi İlyas Dinç. 20 senedir bu camide görev yapıyorum. Camimizin en büyük özelliği şadırvanının dikkat çekici olması. Tabii şadırvanın en büyük özelliği de Bileli Emin Usta isminde ustamızın bu süslemeleri yapması. Tabii buradaki süslemedeki güzellik ve özellik şu: eski İstanbul'un çeşitli görüntülerden, minyatür görüntülerden buraya o süslemeleri yerleştirmesi. Tabii bunun en büyük özelliği de yapıldığı tarihten bu ana gelinceye dek herhangi bir yeriyle kalem işletilmedi. Yani orijinal haliyle muhafaza ediliyor. Camimiz çeşitli zamanlarda restorasyonlar geçirdi ama şadırvana dokunulmadı hiçbir zaman. Sadece direkleri değiştirildi ki o süslemeler olduğu gibi kaldı ve Türkiye'de sayılı şadırvanlardan diyebiliriz. Tabii burada şadırvandaki en büyük özellik Ordu-yu Humayun denilen Osmanlı ordusunun çeşitli silah görüntüleri var. Toplar var. İstanbul'un çeşitli görüntülerinden
İşte 250 sene önceki görüntülerinden çeşitli görüntüler var. Onları buraya yansıtmış Emin Usta. Ve yabancı ve yerli gelen turist kardeşlerimizin en çok dikkatini çeken de bu oluyor. Ve hakikaten de Kara Mustafa Paşa Hazretlerinden Cenab-ı Hak razı olsun güzel bir eser bıraktı. Paşa Camisi gibi, işte Bedesten gibi, Taşhan gibi ve yine kendi ismiyle Paşa Hamamı denilen bir hamam bıraktı. Ve bizler de bunlarla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Bir de hadis var. Buradaki hadisi şerif tabi dikkat çekiyor. Hadis-i şeriften de bahsedelim. Tabi. Ve accilü bis salati kablel fevt. Ve accilü acele ediniz. Bis salati kablel fevt. Namaz vakti çıkmadan önce namaza acele ediniz. Ve accilü bit tövbeti kablel mevt. Ölüm gelmeden önce de tövbede acele ediniz. Vakit çıkmadan önce namaza acele ediniz. Ölüm gelmeden önce de tövbede acele ediniz diye Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifiyle şadırvanın etrafı süslenmiştir. Manası budur. Ve bu da tabii manasını derince düşündüğümüz zaman bizi namaz konusunda Peygamber Efendimizin uyaran bir güzel sözü ve bir de tövbe konusunda yine bizi uyarıyor. Çünkü ölüm de günah işleyen insanların tövbe etmesinin gerekli olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu tövbe sayesinde kullarını affedeceğini anlıyoruz. Hocam. Ve bu da güzel bir söz oluyor Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden biri. Çok. Ve bu da bizim için bir rehber. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi harika anlattınız. Görüşmek peki. Üzere. İnşallah, saygılar sunuyorum. İnşallah teşekkür hocam. Ederim. Hayırlı günler. Allah kolaylık versin size. Merzifon'a yıllar önce geldiğimde programdan sonra bana bir sitem gelmişti. Demişlerdi ki bizim meşhur kuş burnumuz var, şifa kaynağı. Bunu niye ekranlara getirmedin diye. Demiştik ki bir daha gelirsek ne bulacağız da yayınlayacağız. O güzellik de sonraya kalsın. Efendim kısmet bu hafta yaymış. Şimdi biraz sonra bu kuş burnundan bayağı bir bahsedeceğiz. İşte şifa. Ekrana geliyor. Bu bizim az solistimiz olacak. Bu üç kazanın içinde. Birinde kızılcık var. Şöyle göstereyim Mutlucuğum. Birinde alıç. Şöyle gösterelim. Ama dedim ya, asıl üzerine basa basa anlatacağımız bizim tabii ki kızılcık olacak. Dediler ki bir hanım ağa var buralarda. Sevim abla. O dediler kuş burnunun profesörüdür. Sohbeti 10 numaradır. Mucidi dedi, mucidiyim diyor bir yandan tanışacağız. Mucidi olduğuna göre yaşı 300-350 olmasın. Çünkü eskiden beri, yüzyıllardır var. Sevim ablam, merhaba. Merhaba, teşekkür ederim. Öpeyim. Allah razı olsun, sağ yaştan olun. Yaştan ziyade, ağalıktan biraz da paracıklardan dolayı da el öpüyorum, yanlış anladım. Ama ben kaseyi hiç kimseye teslim etmiyorum. Annem benim. 20 ay, biz 40 kişiyiz şu anda. Hiçbirine hesap vermiyorum, kaseyi de vermiyorum. Allah, bravo, helal olsun. Bir tanıyalım sizi. Ben Sevim Öncüler, 38 yıldır bu ürünlerimizi katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal olarak hala el yapım olarak sunuyoruz insanlara. Kavanoz gruplarımız dahi katkısızdır. Glikoz, boya, petkin kesinlikle aramayınız. Biraz sonra konuşacağım. Bunun faydası ne diyeceğim. Bu hangi aylarda olur diyeceğim ama hanıma sen bildiğin imparatorluk kurmuşsun. Eskiden benim analarım bunu kazanlarda ateşte kaynatıp köy yerinde yapmaz mıydı? Aynen öyle devam ediyorum. Bunu ilerlettik, tonajımızı yükselttik. Türkiye'nin her tarafından, daha büyük bölgelerden, organik meyveden. Çünkü 38 yıldır yaptığımız için bu ürünleri biz katkı maddesi kullanmıyoruz. Daha bölgelerden toplatıyoruz. Her tarafta da herkes bilir, getirir bize ürünlerini, satar, köylü paraya döndürür. Kaç kişi ekmek yiyor şöyle baktığınız zaman? Şu anda 40 kişi. 40 kişi. Ona geleceğiz. Şimdi buna daha bahsedeceğiz ama hazır gelmişken bunlar da yazık. Bir kısaca bahsedelim. Sizin Merzifon'un kızılcığı da meşhur mudur? Tabii ki bu ürünler doğal kızılcık, kuşbunu, alıç bunlar daha meyvesi, organik meyvesi meşhur. Artık kızılcıkta antioksidan varmış. Neymiş ben bilmiyorum. Antioksidan ben de bilmiyorum. Ama analizlerini yaptırdık bunun biz. Hepsi el broşürlerimizde yazıyor. Faydaları. Faydalı. Evet. Burada yazar mı faydası? Kesinlikle dur yazıyor. Dur şuradan dur beni görme Mutlucuğum beni görme. İçinde hep yazıyor. Şurada. Heh, dur kızılcık meyvesi diyor bak. Mineral deposuymuş.
Şeker hastalarına şifa kaynağıymış. Vallahi rengi zaten çok güzel. Onun dışında böbrek taşlarına, kuma, idrar yolu enfeksiyonlarına ve ishale karşı doğal ilaçmış. Mideyi rahatlatırmış, ağız yaralarına iyi gelirmiş. Ateş düşürücü etkisinden dolayı diyor, özellikle bayanların menopoz evresinde olduğu şey herhalde. Bunlar efendim Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılmış, bilimsel olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Gelelim alıca. Alıça. Dağların gülü diye biz satardık çocukken okulun önünde, ipe dizerdik. Aynen öyle. Bu o değil mi? Hala o. Evet, şurada meyvesinin fotoğrafı var. Peki ablam, bunun şifası neymiş? Kalp diyor değil mi? Kalbin dostu. Bir numara. Kalp beyin damar açır özellikliği var. Vücuda zindelik. Diyorlar. Vücuda zindelik. Sinir sistemini düzenler. Evet. Yaş kaç? Ben 56. Kamerada kaç duruyorsun? 40. Ben hiç doktora gitmedim. İşte gençleştiriyormuş. Gençleştiriyormuş ondan. Demek ki sen bundan... Şöyle flaş. Sevim Ana'nın güzellik sırrı ortaya çıktı. Alıç. Beni utandırma. Sağ olun Allah razı olsun. Öyle rahat konuştuğuma bakmıyorsun fabrikatör imparator ya. Bütün aile sende değil mi? Bütün aile evet. Kesinlikle. Demek ki bundan da yiyeceğiz. Bunlar 12 ay olur mu? Belli bir mevsim var mıdır bu ikisinin? Eylül-Ekim ayında bu meyvesini alırız. Depomuza stoklarız. -18 olarak taze meyve. Yıl 12 ay taze meyveden üretiriz. Aynı kalite olarak. Geldik kuşburnuna. Şimdi burada evet. Bir keselim. İçeriye bir geçelim. Bu koşburnu dedi ya Sevim ablam. Hani dedi dağlardan dedi, doğal dedi, köylü toplayıp getiriyor. Şimdi oraya bir içeri, o aşamaya gidelim. Sonra en son yine burada buluşacağız. Şimdi bahsettiğimiz işte kuşburnu. Kaç köyden toplanıyor bunlar? Türkiye'nin her tarafından. Ya o zaman siz burada, bu merzifonlu olmaz ki kuşburnu. Ama Merzifon bölgesininki yeterli gelmiyor bize. Yetmiyor değil mi? Evet, yetmiyor. Her taraftan, bu Davşan Dağı bölgesinden, her bölgeden toplatıyoruz. Yeterli gelmeyince ne yapıyoruz? Türkiye'nin bazı bölgelerine gidiyor çocuklar. Oradan da geliyor. Sonra merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Ablam sen de iyi misin? Çok iyiyiz abi, sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu meyveler size geldikten sonra siz bu meyveleri hangi aşamadan geçiyorsunuz? Buradan. Yıkama aşamasından geçiyor. Pırıl olacak. Ha, olacak yani. Olmazsa olmuyor. Bak buradan daldırdı. Bir de güzelce böyle değil mi? Çarı, çürüyor. Evet. Şimdi efendim tabii hep akraba mı? Akrabayız. Bir tane dışarıdan var. Gel. Meri, gıda mühendisi. Evet, gıda mühendisiyim. 3 aydır burada çalışıyorum. Nasıl? Sevim abla zor mu Sevim ablayla çalışmak? Sevim ablayla çalışmak kolay aslında çünkü kızı gibi davranıyor. Ama biraz disiplini çok sert gibi duruyor, bakma yani. Ya disiplinli olmazsa zaten bu kadar üretim olmaz. Olmaz değil mi? Evet, mutlaka olması gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanına kuşburnu buradan gidiyor. Aynen. Şimdi bunlar burada gıda mühendisi. Senin kontrolünde değil mi? Sen evet, de bakıyorsun. Benim kontrolümde gerçekleşiyor zaten. Yıkama aşaması, haşlama aşaması burada yapılıyor. Tamam. Akraba mı? Tabii gelinler, oğlum, yeğenim, kurtlar, kardeşim. Bu kurtlar, kurtlar vadisi kim bu? O oğlum. Aynı mafyalara benziyor. Vallahi bu mafya elde tövbe tespit böyle gelmiş. Tövbe estağfurullah. Bunu tahsilatta borcunu ödemeyenlere mi yolluyorsun? Yok, ne yapıyorsun? Yok. Hiç göndermiyorum. O tamam, o borcu ödemeyene yolla, ben sana şu... Gerçekten ödemeyenlere hiç söylemiyorum. Gerçekten. Allah zor abi, vallahi zor. Kim? Kardeşim. Vallahi bak benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Eniştem nerede? O bulunmadık Bursa kumaşı. O gezer. Demez, başımızda demez hoca. Demez mi gülüm, gel yardım edeyim? Yok demez. O ayrı hayat. Demez. Gelmez. Ay sonunda gelir mi harçlığın bitti Sevim'in yok, diye? Yok, parama da karışmaz. Koş Sevim koş diyor mu yok. O da maliyeciler? Valla hayır hiç koş Sevim demez. Koş Sağlık Bakanlığı diyor hiç mu? Hiç demez. Emekli hiç. Kendisi karışmaz. Paraya da karışmaz. Karışmaz. Akşam yemeğini yap bari adamın. Aa, gelinler süper yapıyor. Masası kurulu. Nasıl bir imparatorluk kurmuş. Korkudan karısı elini sürmüyor. Gelinler mi hazırlıyor? Anası yerine? Kadir gecesi doğurmuş onu. Vallahi dur. Konu dağıldı dur. Abi, abimin kulaklarını da çınlattık. Şimdi bunlar buradan çıktıktan sonra haşlanıyor mu? Kaynıyor mu? Evet, haşlama şeyine geçiyor. Aşamasına. Hemen buraya atıyoruz. Burada şunları... kaynıyor. Buradan geliyor şeyden, borudan haşlanan ürün. Tamam. Buradan azar azar
akıyor, çekirdeğe bu taraftan atılıyor. Bunun çekirdeği bir işe yarar mı? Hiçbir şey yaramaz. Yakıyoruz. Yakıt olarak. Mahalleliler bazen kömür niyetine sobasını atıyor. Güzel, güzel, güzel. O kokusuz güzel kömür olur ondan da. Hiç şey kalmıyor, cüruf hiç kalmıyor. Her şeyi değerlendir. Ondan sonra gel gidelim şuraya kadar, sonuna kadar. En son yine kuşburnunun başına geçeceğiz. Şuna baksana, nasılsın? İyiyim. Sen de seviyor musun kuşburnu? Evet. Alıcı mı çok seviyorsun kuşburnunu mu? Kuşburnuyu. Tabii ya, çocuk biliyor paranın geldiği yeri sevmez mi? Evet. Oradan buraya geliyor. Evet. Buradan? Şimdi şöyle anlatayım. Daha önce yıllardır ateşte pişirdik. Ve bu pişirme kazanlarını yaptırdığımızın sebebi rahatlık açısından bir. İkincisi, bu bizim kazanımız 85 dereceyi geçirmiyoruz. Çünkü sebebi C vitaminini öldürmüyoruz. Dedim abi bakalım bunda nasıl pişiyor C vitamin oranı, onu da açıkta. Bir açıktan analize gönderdik. Bir 85 derecede. Açıkta 130'da. Ve bunda 1800 C vitamin oranı çıktı. Kapalı da öldürmedi. Ve açıkta 2 C vitamini demek çıkardı. Demek ki hemen gıda mühendisine evet, soralım. Onun uzmanlığı alalım. Merih, yani şu an tamamen hani geleneksel şekilde yapıldığı gibi aynı lezzet, hatta daha mı fazlası oluyor? Aynı lezzet oluyor. Bir de C vitamini dediğimiz zaten askorbik asit. Askorbik asit havada uçuştuğu için bu kazan kapalı olduğundan uçuşmuyor. O yüzden vitamin oranında daha fazla oluyor. Ben seninle ne güzel anlaşıyordum. Mühendis dedik, askorbikler, maskorbikler. Ben anlamam. C vitamini. C vitamini. Gel Mutlucuğum, tekrar şu şimdi en son bitmiş halinin başına gidelim. Noktayı orada koyalım. Geldik en son haline, değil mi? Evet. İşte bu. Bu kavanoza giren bu mu? Evet, kesinlikle. Açığı da aynıdır, kapalısı da aynıdır. Gelelim mi kuşburnunun faydalarına? Bunu böyle yeriz herhalde. Kesinlikle. Ekmekli mi, ekmeksiz mi? İster ekmekli, ister boş tüketin, ister meyve suyu gibi sulandırıp içebilirsiniz, onu tüketebilirsiniz. Soracağım. Şöyle bir litreye ne kadar, kaç kaşık koyacağım? Bir litreye 250 gram. 250 gram? Evet, yeterli gelir. Sabahları değil mi? Sabahları, akşamları. Evet. Nelerdir kuşburnunun faydaları? En yüksek C vitamin oranı vardır. Efendim, vücudun direncini artırıyor. Özellikle kış aylarında gribe karşı, değil mi? Tavsiye onu diyecektim, evet. Mide krampları, ülser. Şimdi tabii hani bu söylediklerimi tamamen Akdeniz Üniversitesi'den Profesör Coşkun Usta'nın incelemelerine göre söylüyorum. Hani ezbere değil, kas ve romatizma hastalıklarına iyi geliyor. Ayrıca diyor, portakalında 4 katı C vitamini varmış. Peki, kaçtan satıyorsun bunu böyle? Kaça verirsin bana? 15'e satıyorum kilosunu. Kilosu 15. Evet. Vallahi az önce ben de tadına baktım, gayet güzel. Efendim hep ne diyoruz? Kışın özellikle çocuklarımıza bir, hazır gıda değil tarhana, tarhana çorbasını eksik etmeyeceğiz soframızdan, değil mi? Kesinlikle. Ondan sonra da efendim kuşburnunu özellikle, ben de iki tane çocuğum var. Ne yapıyoruz? O asitli içeceklerin yerine gerek kuşburnu, gerek doğal meyve suları, diğerse gerek öbürlerinden sulandırıp içirmeniz gerekiyor. Değil kesinlikle mi? Biz de öyle yapıyoruz çünkü. Neden? Asit yok bu ürünlerde, şifa var özellikle. Şifa var. O çocuklara bir de ne yapıyoruz? Artık biz çocukken boldu, sütün, artık her şeyin dengesi bozuldu. Hiç olmazsa doğal. Onu dengeleyelim. Dengeleyelim. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir klip ekrana gelsin, sonra biz programımıza Merzifon'da devam edelim. İçin koşuyoruz. Maratonda olmamızınsa farklı bir sebebi var. Engelsiz yaşam için Düşler Akademisi'ne bağış topluyoruz. Bir maraton uygulamasını indirin, siz de bağış yapın. Düşler gerçek olsun. Koşmak için bizim de bir sebebimiz var. Engelsiz bir yaşam için koşuyoruz. Düşler Akademisi'ne bağış... Destek yazıp 55.95'e gönderin. Siz de bağış yapın. Düşler gerçek olsun. Bir olmak içimizde vardır. Biz iyi günde de, zor günde de hiç düşünmeden bir oluruz. Allianz ol. Deneyen her 10 kozmopolitan okurundan 9'u, ipek gibi yumuşak saçlara sahip olmak için Head & Shoulders öneriyor. Siz de deneyin.
kışa hazırlıksız yakalanmak istemeyenlere Lassa'dan erken alımda sağlam fırsat. 15 Kasım'a kadar her 400 liralık binek veya hafif ticari kış lastiği alımınıza anında 40 lira indirim. Sağlamsa Lassa. Üstelik şimdi aksesi özel artı 6 taksit fırsatıyla. Yazlıktan eve dönmenin en iyi yanı çamaşırlarınızı 8 hafta önceki gibi ferah bulmaktır. Bunu 8 hafta ferahlık sağlayan yeni Vernel Max'a borçluyum. Artan ferahlık incileri sayesinde kalıcı kokusu tam 8 hafta boyunca sürüyor. Ve ailemin çamaşırları çok daha uzun süre ferah kalıyor. Yeni Vernel Max, 8 hafta ferahlık. Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. I'd like to thank all of you for joining me. Fastest, most sophisticated ship ever created, the Titanic 2. Let's make history. Tam 100 yıl sonra yine aynı gün. Have another one of your bad buildings, Captain. Ve yine aynı kadere yelken açan gemi. This is the SS Titanic 2, requiring immediate assistance. Harekete geçen tsunami buzulları felakete yol açar. History's repeating itself. You understand me, Captain? There's another wave coming. We gotta find out how fast this thing is moving. Akıllardan çıkmayacak bir macera. Titanic 2 bu akşam Kanal Türk'te. Erzifon merkezden arabayla 15 dakikalık bir yolculuk. Köye geldik efendim, Karatepe Köyü. Muhtar sağ olsun biz gelmeden hazırlıkları yapmış. Köyün girişinde bir anons verelim istedik. Köylü milletin efendisidir Mustafa Kemal Atatürk'ün o izlesiyle, sözüyle köye giriş yapacağız. Şimdi bu hafta biz yola çıkarken bayağı tedirgindik. Buradan meteorolojiye sevgilerimizi yolluyoruz. Herhalde tutturamadığı günler bize denk geldi. Yağmur dediği saatlerin hepsinde böyle bir hava. Açık olacak dediği saatlerde de sağanak yağmurun altındaydık. İnşallah kendi doğru ayarlayıp güzel bir program yapacağız. Köyde güzel hazırlıklar varmış. Kış hazırlıkları varmış. Gidelim bakalım köyde bizleri neler bekliyor. Bizim programımızın bir özelliği var. Şimdi biz geldiğimiz yerde direkt programda kayda giriyoruz. İşte bazen bize soruyorlar işte ne çekeceğiz, ne yapacağız, ne konuşacağız. Vallahi biz de bilmiyoruz. Tek bildiğimiz geldiğimiz köyün adı Karatepe Köyü. Ve burada da değişik bir muhtar abimiz var, Rumi abi. Şimdi Galatasaray bu sene ne yaptı? Teknik direktörünü İtalya'dan getirdi. Karatepe Köyü'de dedik yani bizim neyimiz eksik? Bizde teknik direktör lazım değil, muhtar lazım. O da İtalya'dan muhtar getirmişsiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ciddi söylüyorum, İtalya'dan geldiniz değil mi? Evet, 30 yıldır bura kendi köyüm, doğuma büyüme burası. İtalya'da 30 yıldır, İç Hareketi döneminde İtalya'da başkanlık yaptım. Köyüme hizmet için köyüme yerleştim ve muhtar seçtiler. Türkiye'de hani İngilizce, Almanca, Fransızca bilen muhtar mutlaka vardır da herhalde başka İtalyanca bilen muhtar var mıdır? Bizim köyde İtalyanca muhtar olarak yok da İtalyanca bilen var biraz. Yani Türkiye'de başka köy. Onu bilmiyorum. Yoktur evet. Şimdi efendim kış gelecek falan deniliyor da. Şimdi ben bu hafta meteorolojiye takıntılıyım. Çünkü tam havaalanında az kalsın geri dönüyordum. Baktık sağanak yağış, sağanak yağış. Sakın sokağa çıkma diyorlardı. Havaya bak. Çok güzel, şansınızdan çok güzel. Hava değil, sen güzelsin annem, nasılsın? Siz de daha güzel. Sağ olun, canım teşekkür annem. Ederiz. Ay kıskanç geldi, kıskanç. Kim? Sana. Sana sarıldım ya. Kıskançlıktan hemen nasıl geldi senin dünür? Öyle mi? Seviyorum de ondan. Birbirimizi çok severiz biz. Kaç yıllık dünürsünüz? 30. 30'dan da fazla. 30 yıl vardı. Sen şimdi... Ben muhtarın annesiyim. Bu da kayınvalidesi. Bak sebep belli oldu, kıskançlık sebebi. Ben kayınvalideye gidince... Annesi geldi. Olsun geldi, öyle dedi mi? Siz de kaldınız mı İtalya'da? Evet, 3 kere gittim. Bu devamlı oranın vatandaşı. Sen anne, sen de Euro ya kulum diyenlerden misin?
Buonasera. Ben ne bilirim, ben gariban. Ben euroya bağlamayacağım. Ben teşekkür ederim ama memleket başka değil mi? Tabii. Sen de arada gidip geldin 3 kere. Arada gidiyorum geliyorum. Torunlarım hep orada. Vallahi. Ya çok özledim hepsini de. Getirsin buraya. Geliyorlar, gidiyorlar. Her zaman götürek diyorlar, gitmeyi kızım almaya, çok yaşlandım. Hani, her sene geliyorlar, her sene gidiyor. Ben Danimarka'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada böyle sohbet ediyorum. İşleri güçleri de çok iyi. Bizim sevgili Muhçu ailesi, Trabzonlu, selamlarımı yollayayım. Konuşuyoruz, röportajda hep diyorlar ki işte çok özlüyoruz. Gelin, Allah'a şükür durumları iyi, paraları var. Diyor ki düzeni kurduktan sonra gelmesi zor. Gelemiyor çocuklar. Gençler gelemiyor. Gelmiyor. Seviyorlar orayı. Sen buradan yine de onlara bir kuş burnu falan gönderiyorsun. Gönderiyorum. Her şeyi gönderiyorum. Ne var soruyor, aşırıyor. Hepsini. Aşırıyor. Valla ne güzel. Yazma ekmeği bile yapıp gönderiyoruz. Çok seviyor. Çok, şimdi de hazırlıklar yapılmış. Evet. Maşallah annemin gözlere bak ya. Ben bizim kamera var ya bu hafta. Ben... Aman Allah'ım, Mutlu, biz bu köye demek ki 40 sene önce bir geleydik. 40 da değil. Yaş 45 olsa. Yok, 64. Öyle pat diye söylenir mi? Ne bileyim. Ben 50 deyince sen 53 diyeceksin. Daha 49,5. Diyemem. Bilemem öyle konuşmayı da. Bilemez ya. Ama düşman çatlatmak için bileziği takıp gelirsin hani. Yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Ellerinizden öpüyorum. İyiyim, sağ ol. Siz de iyisiniz inşallah. Siz buralısınız. Burada mısınız? Evet. Yoksa gidip gelme var mı sizde de yurt dışına? Yok yok. Ben buralıyım. Köyün gerçek sahibini bulduk sonunda. Doğup büyüme buralıyım. Kış gelmedi ama bu sene. Ya da hep böyle mi geçer? Kış sert geçer mi burada? Geçer. Vallahi. Ocak, Şubat'ta geçer. Bu kar yağdı mı, ne olacak? Şimdi bizim... Sobayı yakıp oturacağız. Soba, hazırlıklar tamam mı? Tamam. Hazırlıklar tamam mı? Tamam tamam. Sen biraz ye ama bak, sen süzülmüşsün. Sorma, sen... zayıfladın. Kardeşim mi? Kardeşiz üçümüz. Gel, üçümüz. Kardeşim. Gel şöyle bak. Ablam, şöyle bakıyorum vallahi en güzeli ablam. Seni de görmek ne mutlu. Allah razı olsun. Hep seyrediyorum. Ben miyim en güzeli? En güzel sensin. Bunların ablasıyım bunların. Eniştem nerede? Eniştem köy içindeydi. O iyi bakmış sana, iyi bakmış. İyi bakmış. Vallahi. Yok, bu sıra hastaydım, daha biraz kötü oldum. Yok maşallah, iyi gözüküyorsun. Geçmiş olsun. Çamurdan çıkana kadar uyumamış. Uyumadım bu gece, bu gelinleri uyutmadım. Hamuru neyi hazırlan gelecekle dedim. Belli ama gözlerim, uyku gelmiş. Keşke neyi hemen hazırlan koyun dedim fırına. Yaktırdım fırını bunlara. Kaynanalık yapmış. Ya yapmaz kaynanalık. Nerede gelinler? Ha bununla eltilerim benim de, benden küçüklü onunla. Böyle has gelin var mı gerçekten? Ya gelin. Var. Var, benim sözümden çıkmazlar hiç. Gel yanıma. Bu gelinlerin kocasını mı arıyorsun? Yok, ben senin kendi gelinini arıyorum. Memur öğretmen. Benim gelinim yok da bununla eltilerim. Gelinim sen, gibi benim sen bunlar. Sen gelin tabii, sana gelmeyince bütün hırsını buradakilerden çıkartıyorsun. Yok gelinim de gelir de o çalışıyor. Anne, gece bizim için mi uğraştın sahiden? Uğraştık. Vallahi kaşlarda yattın. Uyuyamadım yatsam bile. Ya. Olma mı? Heyecanlandım. Vallahi. Yürelerimizi size göstererek diye yaptık. Zorlandık. İyi yapmışsınız vallahi ya. Helal olsun, yiyin. Ya. Sizin hakkınız ödenmez. Şimdi şöyle yok, bak yok. Ateşin başına gelelim. Şimdi bir kere haklarını yemeyeyim. Köye ilk gelişte bizi abilerimiz karşıladı. Biz onların hiç yüzüne bile bakmadık. Çünkü biliyorduk burada ekmek var, pide var, keşkek var. Geldik. Bir annem vallahi uyumamış. Öbür ablalarım, teyzelerim benim akşam 9 kafaya yatmış, sabah 9'a kadar. Asıl emekçiler burada. Asıl vallahi uğraşanlar. Ya Allah, değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Sen de, seni de uykusuz bıraktık mı? Bıraktınız hep beraber. Ya insanın yüzüne bari öyle denmez. Aman ne olacak? Aman bir gün diyor sizin için. Canımız feda. O kadar da abartmayalım. Vallahi öyle de. Annem nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz doğma, nasılsınız? İyiyiz. Doğma büyüme bu köy mü sizin de? Bu köydenim. Siz de gidip geldiniz mi yoksa hep burada mıydınız? Yok, buradaydım. Nasıl? Kış hazırlıkları, kış ya, nasıl geçer kışlar. Köyde? Bazen soğuk geçiyor, bazen güzel geçiyor. Belli olmuyor. Yine bu komşuluk, gitme gelme, misafirlik, kış geceleri devam mı yoksa siz de artık
Bazen oluyor, günlerimiz oluyor. Orada toplaşılıyor. İşte kış şeyleri yapılıyor. Yapılıyor da bunlar böyle. Bunlar şimdiki yenecekler. Ablam bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar güzel hamur işi yapılıp da herkesin bu kadar incecik kalmasının sırrı ne? Hareket. Ablam baksana sahiden yani bu kadar ben çok köy gezdim. Burası da öyle. Ama maşallah kilo da almıyorsunuz. Ya almak hiç. Vallahi ablam. Hiç kilo falan hiçbir şey yok. Vallahi helal olsun ya. Vallahi bravo. Neler yapıyorsun? Kıymalı yumurtası var içinde. Şu da bile. Orada yaptıklarımız var. Pişmişleri orada. Pişmişler. Ondan sonra köy ekmekleri somunlar değil mi? Köy ekmekleri somun orada. Çörekler. Ya tam onu söylüyordum bak. Ben de söyledim mi? Unuttum. Her sabah kahvaltı yaparım. Sağlam. Bugün çok az bir şey yedim. Demek ki sever beni kaynana. Sever. Sevsin tabii sevilir. Damat sevilir. Damat nasıl sevilir biliyor musun? Kızı üzmezsen damadı sever. Evet. Kız bir gitsin seni şikayet etsin de bak damadın yüzüne kim bakıyor. Doğru mu? Evet. Bunlar bir böyle akrabayık biz. Akrabacak toplanırız. Hamurlarımızı keseriz. Yaz ekmeklerimizi ederiz. Makarnalarımızı, eriştelerimizi hep yaparız kendi kendimize. Dışarıdan öyle kolay kolay bir şey yok o zaman yani yok. Yiyecek. Her şeyimizi kendimiz yaparız. Kaç kere yakılır bu? Haftada bir yakar mısınız? Ayda bir mi? Misafire göre mi? Ya evde kalabalığa bağlı. İşte haftada bir yanardı eskiden. İki günde bir de yapılırdı. Ama şimdi insanlar artık kalabalık bitti. Çocuklar gitti. Biz de böyle haftada bir yapıyoruz genelde ama. Birbirimizi, bir gün birimizi, bir gün birimizi. Ben 5 gündür burada ekmek yapıyoruz. Yufka ekmek. İmece usulü değil mi? İmece usulü evet. Vallahi ne güzel ya. Ablam en zor işi de sana vermişler. Aha, fırını ben yakıyorum, süpürüyorum. Kürahaneni koyuyorum. O da eltimi oluyor. O da somunumu veriyor. Sana yanlış bir şey söyleyemem. Küreyi kafaya yerim Allah koruyarak. Yapmam onu da. Yapmazsın değil mi? Canım ablam kardeşim, benim. Kardeşim yapmam sağ ol. Ablam vallahi ama o kadar zor. Hele zor, şimdi. Zor. Koy işi çok zor. Sadece bu iş değil. Onun dışında hayvancılık da var mı? Yok hayvanlık. Tavuk çocuk onları. Tavuk çocuk da onları. Bir şey İşimiz hiç bitmiyor. Akşama kadar uğraşıyor. Bu ne? Bu da gazların şeyi derler kanadını. Ha, ne işleri? Yelek. Süpürüyor, altlarını süpürüyor. Doğal değil mi? Organik süpürge bu işte ya valla. Bak turşular, erişteler, çörekler. Aman Allah'ım ya. Şuradaki de eşim oluyor bak. Hangisi? Gel abi gel. Senin yanında pek konuşamaz galiba. Baksana uzaktan duruyor. Yok konuşuyor öyle. Konuşamaz mısın ablamın yanında? Ama nasıl hoşuna gidiyor ablalarımın bak. Güç onlarda gibi söylüyorum ya. Muhtarın bakışlar ama İtalyan bakışlar da oradan bak. Gözlüğü de taktı benim Rumi abim. Şimdi tabii biz görünce hoşumuza gidiyor. Yiyenler şanslı. Biz... Bunlara bile hasret kaldık. Hani bize çocukken anlatırlardı. Ülkemiz tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi falan da. Ah diyoruz yani nerede? Bize söyleselerdi günün birinde yumurtayı bile fabrikalardan alıp yiyeceksiniz inanmazdık. Ama o hale geldik. Bir de kazıklıyorlar bizi. Alıyorlar böyle yumurtalara biraz değil mi? Mutlu saman falan sürüyorlar. Organik diye 1 liradan 80 kuruştan. Senior Rumi Muhtar. Şimdi, evet buyurun dinliyorum. Sizin yumurtanız da meşhurmuş değil mi? Evet şimdi şöyle meşhur. Bu havalede Merzifon havalesinde derler ki karadebe tavuğu gibi erken mi yattın derler. Çünkü karadebe tavuğu erkenden yatar, erkenden kalkar tek yumurta yumurtlar. Diğerleri gibi günde 3 tane yumurta yaptırmazlar. Bizim organikliğimiz bundan gelir. Köyümüzün de bu çevrede tanınan bir lafıdır. Karadebe tavuğu erken yatar, erkenden de kalkar. Bu arada Mutlucuğum tekrar pişmişler burada çörekler, ekmekler. Keşkek var galiba. Bu keşkek. Ördek keşkeği. Ördek yedireceğim dediğin bu muydu? O başka. Onu sonra, o az sonra. Bu keşkek, ördekli keşkek.
Ama muhtarım sizin burada bu keşkeğin ağzı açık. Bunu normalde açmıyorlar ve falan. İşte biz hazırladık şimdi. Biraz geç kalınca siz. Onu döveceğiz şimdi. Fırından yeni çıktı. Tamam. Yani şimdi dövecek misiniz? Döveceğiz. Tamam o zaman. Dövülürken onu çekelim. Şöyle bir dövülsün. Bu da ördek etinden. Muhtarım demiş ki kaz etini, tavuk etini her yerde yerler. Ben demiş misafirlerimize ördek ikram ederim. Vallahi teşekkür ederiz. Bu arada belediyeden arkadaşlar sizleri de ben bir alayım. Senin patentini alayım, almışsınız keşke, onu bir söyleyelim. Tamam beraber peki. Döv abla döv. Döv abla. Ben kamera karşısında yemek yemiyorum. Ama tadı mutlaka çok güzeldir. Şöyle o zaman Mutlucuğum şöyle yapalım. Daha gidilecek çok yer var. Şöyle bir klip ekranlara gelsin değil mi? Biz de ondan sonra köyde bakalım başka ne gibi güzelliklerle karşılaşacağız. Karatepe köyü öyle bir hazırlık yapmış ki ben ekmek sadece az önce sohbet ettiğimiz yerde var zannediyordum. Meğer kış ekmeği için ayrı bir yere geldik. Rumi abi yine yanımızda. Şimdi bu programda kısa bir sürede yine irtibata geçtik. Şöyle iki tane sevgili dostuma da teşekkür edeyim. Bir sizi de tanıyayım. Mesut Özkaracalar ben. Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürüyüm. Evet, Kaya Dağlı Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Personeli. İki dostuma da çok teşekkür ediyorum. Ramazan'daki o muhteşem yayından sonra yine böyle kısa sürede. Demek ki daha sıkıştım mı alo diyeyim Merzifon'da bir program. Abi sıkıntı yok, her daim kapı açık. Yeter ki gelmeden ne istediğimi söyleyeyim. Sıkıntı yok, ne zaman isterseniz. Vallahi teşekkür ediyoruz. Şimdi kış ekmeğine mi gidiyoruz? Evet, kışlık yapılan ekmekleri yapılan yere gidiyoruz. Gidelim. Hadi buyurun. Şöyle İtalyan buyurun. Yürüyüşümüzle gidelim. Prego, prego. Prego. Andiamo. Köy yeri gerçekten güzel. Aslında her köy güzel de böyle derli toplu, güler yüzlü, insanların yaşadığı yerler daha güzel. Efendim kabararak hindiler bizi karşıladı. Şöyle tüm gönülleriyle sanki mutlu amblerine poz veriyorlar gibi. Kameranın önünden bir geçiş töreni yaptılar. Hemen burada horoz bizi karşıladı. Ama ben direkt böyle hedefe kilitlenmiş vaziyette. Şimdi sayın muhtarım bize İtalyanca der misiniz? Ekmekler hazırlanıyor, o tarafa gidelim. Allora, andiamo, vediamo la quando ho fatto panini, andiamo a vedere tutto. Tutto. Ok. Ben de arada tuttuyu öyle. Şimdi efendim, deminki sohbet apayrıydı. Yani burada gerçekten erkekler çok şanslı. Çünkü gördüm ki buradaki ablaların elinden, kadınların elinden her iş geliyor. Hele ciddiyete bak. Hiç yüzler gülmeden böyle ne kadar da ciddi. Ha şöyle ablam kurban olayım. Şöyle dur ben de çıkartayım arada da. Dur arada da bakayım bir kere yırtık çorapla programa denk geldik. Tekrar. Vay kolay gelsin. Hoş geldin, sefa aldım. İyi misin annem? İyiyim yavrum. Anne ben alacaklı değilim ha. Vallahi bankadan falan gelmiyorum. İyi öyleyse. Ha öyleyse yani öyle bana sert konuşma. İyi. Gel bir elini öpeyim. İyi. Benim sizlere muhtacım var, hastam var, her şey var. Var mı? Ya. Sen nasılsın onun dışında iyi misin? Ben iyiyim, zararım yok. Yaş kaç oldu 50? 50, 78, 76 neyi var? Sen ne yaptın anne? Var mısın o kadar? Ne bileyim ben de bilmiyorum. Bu köyde ben işi çözdüm. Bu köyde kadınlar yetenekli, erkekler de eşlerine iyi bakıyor. Vallahi hepsi gencecik duruyor. Şöyle biraz daha gencine geleyim. En genci en son gideceğim orada. Bakma bir yerlere bakma, sana diyorum sana. Annem sana diyorum vallahi. Kolay gelsin. Sağ ol. Kimin ekmeği hazırlanıyor? Menşur ablama yapıyor ekmek. Kimi? Menşur ablama. Menşur abla kim? Aha yanımda. En genç olan. En genç olan. Senin onun ekmekler. Evet. Ne zaman başlar bu kış ekmekleri hazırlanmaya? Hangi mevsimde başlar? Ekim'de. Bitmez. Ne zaman biter hiç bitmez. Kış boyu da var. Bitmez.
Yani şimdi Ocak, Şubat yine devam değil mi? Devam. Ekmek bittikçe. Bittikçe yapılıyor abi. Ama maşallah bak gençler de öğrenmiş işi. Şimdi genç dediğimiz artık düşün ki ablam. Vallahi ama genç o ya. O 35 falan anca. Değil mi? O genç. Gençler zaten hep gitmiş ya. Köyde durduğu yok kimsenin herhalde ya. Doğru mu? Gel biraz zor işlere doğru gidelim. Ne? En zor yere attılar zaten abi. Vallahi en zor yere seni attılar ha. Evet. Sen anlar mısın ki yufka açmaktan? Anlarım. Açmadan da anlarım. Yapmadan da. Ben kız kardeşime yardıma geldim. Ablama. Biz Merzifon'da oturuyoruz. Ya Merzifon şurası ama insan yine de burayı özlüyordur tabii, şu evet. Havayı ya. Tabii köyün havası daha bir başka ya. Ablam senin işin en kolayı valla. Ben zaten oturuyorum burada. Abi oradaki ne yapıyor ki diyorsun? Ya vallahi. Şu ev sahibine bir türkü çaldım. Kime? Ev sahibine. Dur çaldırım geleceğim onun yanına en son gideceğim de. Ben de kız kardeşim. Beraber üç kız kardeş. Bir dakika. Kardeşiz. Bir, iki, üçüncü. Üçümüz kız kardeşiz. Üçünüz. Ne güzel bak kızlar böyle bak erkeklerde böyle yok ha. Kız kardeşler hep ömür boyu hep böyle birbirine bağlı değil mi? Evet bırakmıyoruz. Beraber. Hiç birbirimizi bırakmayız. Hep beraber yaparız. İçine ne koyuyorsun? Kıymalı soğanlı. Kıymalı soğanlı oh. Bunlar tabii bunlar kalmıyor değil mi? Bunları pişir pişir ya bunlar saklanmaz. Yok, evet saklamıyor. Şimdi yemi yemiyorum. Sen de süzülmüşsün ama bir şey söyleyeyim sana. Sen de pek yemiyorsun bu ara herhalde. Niye yiyeyim ya? Böyle oturmakla olmaz. Biraz çalış. Bak çalışan nasıl? Bak yanındaki ablam isim ne? Onlar beceremiyor. Bak ben beceriyorum. Onlar yapamıyorlar. Sen nasıl konuşuyor seninle ya? Beceremiyor falan diyor. Bu bunu koyalım. Yalan söylüyor. Hep ben yapıyorum. Yalan söylemeyeyim. Sen babaanne yapamıyorum. Ben burada yapıyorum ya. Vallahi gülerim. Ben gözümün gördüğünü al, inanırım. Al kız. Al. En önemlisi burası zaten abi. Buradan sıcak olduğu için en önemlisi burası. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun? Herkes sıcağın altında orada oklava ya. Sen burada içine iki parça bir şey koy yalla ateşe. Böyle valla. Çocuklar ne haber? Gelin şöyle bir sizi de gel bir hatıra alın. Şöyle bir gelin yan yana bir. Mutlu amcası görebiliyor musun buradan onları? Halana selam söyleyin Almanya. Halama selam gönderiyorum deyin. Halada euro var. Halaya selam söyleyin. Halanın adı ne? Gaye. Gaye hala genç herhalde. Adı Gaye olduğuna göre en fazla 30. Ya 35 ya 50 yaşında Gaye'nin ne işi var? Genç genç Almanya'da benim kızım. Senin kızın? Benim kızım Hayanım. Ah, senin yanına geleyim. O zaman sizin neyiniz? Babaanne mi? Evet. Babaanne değil mi? Çocuklardan kaç tanesi dışarıda? Bir tane kızım o da dışarıda Almanya'da. Bir oğlum bir kızım var. Oğlan burada. Oğlan burada bu gelinim. Nasıl aranız? Aramız çok iyi. Vallahi. Vallahi. Üzmüyor değil mi seni? Hiç üzmüyor birbirimizi. Sen üzebilirsin senin hakkın var. O üzmeyecek. Sen yok, üzebilirsin. Yok. Arada bir böyle sinirlenebilirsin bunlar olacak. O beni üzmüyor, ben onu üzmüyorum. Kaç sene oldu Gaye gideli? Gaye gideli ne bileyim 20-25 sene olmuştu. O zaman sen de oradaydın. Almanya'da mı? Ha. Ben gitmedim hiç. Hiç gitmedin mi? Hiç gitmedim. Gaye'nin yanına hiç gitmedin mi? Gitmedim. Gidersin bir gün. Atuk ne bileyim istemiyorum gitmeyi. Gör oraları. Bu anne bir şey dedi, sen türkü mü söylüyorsun dedi, bir şey var. O söylüyor anam bile. Hangisi? Aha, o söylemiyor. Annem, hangisi söylüyor? Dur. Babaanne de bizi başkasına yolluyor. Babaanne de bize şaka yapıyor valla. Tel tel edip öremedim saçını. Yavrum çok aradım, bulamadım suçunu. Ulu kevranlara yığdım koçunu. Onun için dertli dertli söylerim. Yavrum seni Cenab-ı Allah'a emanetler eylerim. Yeter ha yavrum. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Ya yavrum. Vallahi güzel söyledi. Masa kuruldu. Hemen yan tarafta köy derneği var. Yeni kurulmuş dernek. Hayırlı uğurlu olsun. Onun yanında muhtarlık var. Şimdi geldiğimizden beri bizi ilk karşılayan aslında abilerimiz ama biz teyzelerimizi gözlemeleri, bazlamaları görünce abilerimizin yüzüne bile bakmadık. Ama ne oldu? Döndük dolaştık. Yine mecbur geldik abilerimizin yanına.
ablalarım hazırladı. Biz yeme timi olarak göreve hazırız herhalde, değil mi efendim? Merhabalar. Nasılsınız abiler? Hep emekliler köyü mü bura böyle? Aman abi, herkes Türkiye'den mi emekli? Türkiye'den. Ah abi, bilesene gariban köy burası. Yani maaş anlamında mal mülk varsa ayrı da, emekliysen işin zor. Şimdi ablalar acayip güzel yemekler hazırladı. Hep böyle hazırlarlar mı? Evet, hazırlarlar devam. Vallahi. Vallahi. Bu köyde şanslısınız abi vallahi. Evet, ya. Bayanlar. Genelde misafirle gelince oluyor. Biz nerede yiyor? Bu yiyemiyor da, ki bu da ya. Köyün nankörü. Bu nankör. Nerede yengem? Yengeyi getiremiyor ki. Onun yanında bir konuşsana böyle. Maaşı az, karnı aç, kimse yemek yapmıyor. Emi açlık sınırından aşağıda maaş alanım. Sen kimse inanmaz sana bu halde. İnandırıcı değilsin. İnandırıcı değilsin. İyiyim efendim. Teşekkür ederim. Şapka Elazığ hatırası mı? Yok, bizim buralarda İstanbul hatırası bunlar. Bu altı köşe değil mi? Şapkasından. Sekiz köşe değil mi? Sekiz köşelerden. Nasıl geçiyor köyde günler? İyi efendim, ne yapayım işte. Yıkırıp kanaat geçirip gidiyor, Allah'a şükürler olsun. Fatih Kısaparmağı şapkasından. Değil mi Fatih Kısaparmağı? Değil mi? Onun şapkasından. Onun dediğinden. Toprağı hazır, ben şöyle bir geçeyim. İyi bak hadi. Teşekkür ediyoruz. Muhterem, şöyle geçelim. Az önce o kadar hazırlıklardan bahsettik. Çoğu yapılırken gittik. Sohbet ettik ama işte bitmiş vaziyette, hepsi burada. Ne yok, ne yok, ne yok. Ablam oradan sözde fısır fısır söylüyor. Ben buradan duyuyorum saç ekmeği yok diye. Aman saç ekmeği. Daha ne olsun canım bu mevsimde. Her şey burada hazırlanmış annem vallahi. Ellerinize sağlık. Güle güleyim. Helal olsun. Tarhana. Ya işte. Enişte kesme. Kesme. Biz kesme diyoruz siz. Evet biz de. Kesme. Bu? Çörek. Of. Abicim o nasıl bir haşhaşlı çörek demek. Al bir tane vallahi dur. Abim belli ki programın bitmesini bekliyor. Öyle bir haşhaşlı çörek dedi ki benim içim gitti. Hoş bulduk. Sen bunu yemezsen ben rahat eder miyim? Öyle bir haşhaşlı çörek dedin ki içim gitti. Yani sizin böyle şey ölmeniz bakın. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evinizin sorunlarını dile getirmek için, geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz böyle güzel ağırlandığımız için. Sizin için hazırladık buralarımızı, masalarımızı. Yok yok, biz sadece bak, bizim için değilmiş. Ben komşularımız, çağlarım, torunlarım hep dolmuş başına. He. Bak ne mutlu sana. Allah razı olsun. Amcama sordum, burada abilerime sordum. Onlar zaten bak kabul ediyorlar. Biz diyorlar şanslıyız. Bizim diyor hanımlar bize çok iyi bakar diyor burada. Bakarlar. Vallahi. İyi bakarlar. Tabii bakacaklar. Vazifeleri. Her şey çok güzel. İşte o çektiklerimiz artık. Ördek nerede? Anlaştık, tamam. Şimdi o zaman Mutlucuğum. Yaprak dolması. Baklalı. Bu saç üstü. Haşhaşlı. Bu yanıç. Sac ekmeğinden oluyor. Bu turşumuz. Bu kesme çorbalarımız, nişastamız. Erişte'nin havuçlusu, biberlisi. Evet. Bu da biberlislusu. Ispanaklısı. Vallahi ne güzel. C vitamini. Vallahi hep söylüyoruz işte çocuklara, gençlere bol bol bunları yedirmek lazım. Bu kuskus deriz. Pilavını yaparız. Güzel olur, ben de severim. Merzifon'da Cumhuriyet Meydanı'ndayım efendim. Burası öyle güzel bir yer ki. Hani nereden dolaşmaya başlarsanız başlayın. Mutlaka yolunuz buraya getirip bir şekilde o Paşa Camii'nin karşısında güzelliği defalarca yaşamak istiyorsunuz. Ev sahibimiz yanımızda.
Sayın Başkan nasılsınız? Evet, hoş geldiniz ikimize. Sizleri Merzifon'da görmek, sizleri Merzifon'da anlamak bizleri her defasında bir kez daha fazlasıyla mutlu ediyor. İnşallah bugün sizlere yine buradan keyifli bir program yaparak uğurlamanın mutluluğunu yaşayacağız diyorum. Pazara gidelim. Pazar bir pazara gidelim. Bugün pazarım. Şimdi bizim formatımızda gittiğimiz yerlerde pazar var ama hiç belediye başkanıyla beraber pazar gezmemiştik. Aslında yani yapı olarak, düşünce olarak da programımızın çok uygun olduğunuz için eğer bizi kırmazsanız bir beraber pazara gidelim mi? Keyifle gidelim çünkü bu pazar alışverişi yaklaşık 150 yılı aşkın bir pazar alışveriş geleneği. Yani her hafta başı pazartesi günü kırsaldan hemşehrilerimiz bir hafta boyunca üretmiş oldukları el emeği, göz nuru, ürünlerini işte hayvancılık uğraşan vatandaşlarımız üretmiş oldukları katık, çökelek, tereyağı, peynir gibi değerlerini gelir şehirde halkımızın satışına sunar. Vatandaşlarımız da alışverişini yapar. Bugün şehrin en dolu olduğu, yoğun olduğu bir gün. Ama pazar alışverişimiz hala eski nostaljik havasını yaşar. Beraber onu yaşayacağız. Gidelim, gidelim o zaman. Pazarın girişine geldik. Sohbetlerimiz yapacağız ama burada bir annemi gördüm. Bir müsaadeniz var mı? Bir annemin hali hatırını sorsam. Sağ olun yavrum. Nasılsın annem? Hadi öptüm kulum. Çok dur, sağ ol. Allah dur hemen, razı. Hemen Allah gitme. Razı. Nereden geldin pazara? Ben yakından mı? Ha, şu uzun sokakta üç arabaya biniyorum. Üç arabaya biniyorum yavrum. Üç arabaya? Peki ne aldın pazardan? Ama şunu aldım. Bir de süt alacağım. Süt alacağım. Adın ne yavrum? Benim adım Mert annem. Adınla çok yaşan hepiniz de. Kuşburnu güzel midir? Faydalı mıdır? Faydalı bu. Çay içiyorlar bundan. Çay içtin mi? Güzelleşiyor musun? Ya ya. Senin ihtiyacın yok ama sen zaten çok güzelsin. Ya. Şey çay için al. Alayım mı? Ya ya 2 milyonluk al sabit çok olur. Tamam. Ben alırım. Hapsiyeni dinlerim. Hadi afiyet olsun al. Sağ ol annem. Teşekkür hadi, ederim. Hayırlı olsun. Evet, aslında tam bedestenin girişinde tamam. Sohbete başladık. Şimdi ben bunu ekrana getirdim ve asıl şifası buydu değil mi abi? Evet. Şimdi aslında kuşburnu marmelatı diye tabir ettiğimiz marmelat burada. Bu mevsimde bolca vatandaşlarımızın yapma gayreti içerisinde olduğu bir marmelat. Ancak esas şifalı kısmı bu. Kurutulmuş kuşburnu. Ve bunu saatlerce kaynar suda kaynatmak değil. Tam tersine bunu kaynamış suya bir tutam atacaksınız. 8-10 dakika içerisinde hafif rengini verecek en yüksek C vitamininin olduğu bir ürün. Şimdi efendim ben büyük sözü dinlerim. Hele belediye başkanı olunca sözünü biraz daha dinlerim bazı konularda. Dedi ki keşkek yediniz mi burada dedi. Bizim Mesut Müdür Bey, Kaya Bey niye bize keşkek yedirmediniz burada? Burada keşkek yemeden herhalde Merzifon'dan gidilmez mi? Şöyle ifade edeyim. Keşkek Merzifon'u yöresel, Merzifon'a özgü bir yiyecek. Ve şunu da açık ifade etmeliyim. Burada Merzifon'da her yerde keşkek yenir. Merhaba diyelim o zaman. Merhaba. Şöyle alayım mı sizi içeriye? Işıktan dolayı giremiyorum. Keşkek pişti mi keşkek? Gel Kemal, gel amca gel. Gel amcam gel. Kaç lira keşkek? Keşkek kaç beş, lira? 5 lira efendim. Beş. Nasıl 5 lira mı? Evet. 5 liraya yarım ekmek sandviç veriyorlar yok, artık. Biz 5 liraya veriyoruz. Ne kadar tabak doyurur. Evet, doyurur mu? Doyurur. Şimdi ben niye programda aslında formatımın dışına çıktım? Size ve bunu tabii başka belediye başkanlarına da özellikle yapacağım. Ramazan ayında biz o bir dolu dolu Ramazan yaptık. O süreçte bize ev sahibi yapan, bizim için en güzel hazırlığı yapan herkese de bizim bir borcumuz var. Biz bize zor günde, sıkıntılı dönemde yardımcı olan herkese iyiliklerini unutmayız. Buradan da mesajımız umarım gitmiştir. Şöyle devam edelim. Efendim pazarın o meşhur katık pazarına geldik. Benim ablalarım işte kendi ürettikleri hazırladıklarını geliyor pazarın bu bölümünde satıyor ama pek biraz yüzler gülmüyor ablalar. İşler iyi değil mi? İyi mi? Bak işi iyi olan orada. Bak para olan nasıl belli en baş köşede oturmuş. Satış, katık ya süt ya. Bunların adı katık bak tadına. Benim mesleğim itibariyle çoğu ablamla tanışıyorum ben. Ben veteriner hekimim. Bir gerçek var ki bir hafta boyunca yemezler içmezler. Ahırında beslemiş olduğu hayvana inan dişinden tırnağından arttırır. Üretir gelir hafta başı burada satar. Buradan da evinin rızkını götürür. Çocuğunu okutur. Evet abiler nerede abiler?
Onlar çalışıyor işte. Nerede? Nerede? Bunların şey bunu koyamaz, koyamaz gel, torbaya. Gel. Ben gelmeyeyim, buradayım zaten. Gel, gel. Erkekler bunu eli yakışıp da torbaya dolduramaz. Ya sen ne istiyorsun? Amcam nerede? Amcanı ne diyeceksin? Zaten eli titriyor. Seni köyde mi bıraktın amcamı? Burada. Nerede şimdi? Kahvede çay içiyor, sohbet yapıyor. Senin bu yaptığın işi beceremez mi o? Ya becerir. Sen karnın işini becersene. Beceremez. Sen beni daha tanımamışsın. Ha, sen katık yapıyor musun? Katık mı? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Sabah ben 6'da kalkarım. Hı. Ben karıma ne derim biliyor musun? Ne gülüm diyorum? Derim, gülüm. Ama biz gülü çiçeği bilemek koyuyoruz. Bir dakika dinle, daha bitmedi. Kahvaltısını hazırlarım. Tepsiye de bir tane gül koyarım. Yok ya, sen hep yalan konuşuyorsun. Kim? Yalan söylüyorsan... Kışın gülü nereden alacağım? Bende her zaman var. Getirtirim onun için. Geçen kahveyi, çayı demledim. Çayın tadını beğenmedi. Bir vurdu bardağa. Gittim özür diledim. O zaman sen light erkeksin. Benim eşim taş fırın erkeği. Ezenden evvel kalkarım, sobayı yakarım, namazı kılar, işime bakarım. İşimi de doyururum. Allah razı olsun. Sen de farkındasın bizim şaka yaptığımızın. Biliyorum tabii ki. Ben de ki. Karadeniz çocuğuyum. Ha. Ben de böyle sertleştiğim zaman. Ha. Ciddileşiyorsun bazı kere. Ama karımdan da korkarım. Kardan adam korkmaz. Erkek gibi erkek korkmaz karıdan. Korkar, korkar. Biz şehir erkeğiyiz canım. Katı kaç lira annem? Beşe veriyor. Beş lira. Her sene aynı, biz koyamadık da. Benzin, mazot, yem zaten Allah koru yarabbim. Yem saman Allah korusun gitti. Kaynaklanmıyor ki, onlar taylerden geliyor. Hayır, onlar artarken... Bunlar her sene aynı fiyatlar. Aynı gidiyor. Kaça verdin peyniri? 12 lira. İyiymiş valla. Yiyebilirsin. Bir şey soracağım annem. Bu pazarda hani böyle bir tadına bakma olayı var ya. Her pazara geldiğinde ne kadar? Bir kilo de ona gider mi öyle? Yok, tadına gitmez. Bakma. O hiç gitmez. Onu Allah verir rızkını. Verir değil mi? Evet. İşte bu yüzden... İşte bu yüzden biz bu annelerimizin hep özel insanlar, elleri öpülesi insanlar olduğunu söylüyoruz. Ben şu an görmeden yiyeyim, ondan sonra görüntü ekrana gelsin. Ramazan ayında dolu dolu Ramazan programında Merzifon'da canlı yayınımızda süremiz yetmemişti. Tam canlı yayın yaptığımız yerin karşı köşesinde bir stand vardı. Yardım Eli Derneği diye, Merzifon Yardım Eli Derneği diye. Ve orada bazı ürünler satışa sunulmuştu ve onların geliriyle ihtiyaç sahibi kanser hastalarının tedavisi ve diğer giderleri için kullanılıyordu. Bursu, diğer işte sağlık ihtiyaçları. Söz vermiştim. Bir gün Merzifon'a gelirsem, canlı yayında size gelemedim ama dolu dolu Anadolu'da geleceğim diye. Merhaba galiba. Ben sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten biz sizden haber gelmesini çok bekledik. Hatta arkamdan dedikodumu da yapmışsınızdır. Bu gitti, bir daha gelmez demişsiniz. Yapmadık. Yapmadınız yapmadık, değil mi? Yapmadık. Çünkü yapmadık. Telefon numaranızı bıraktınız. Evet, geleceğinizi evet. Söz verdiniz. İnandık. Aynen. Memnun da olduk. Teşekkür evet. Ederim. Aynen. Benim evet. Adamım Mertliğinden evet. Önemli. Öyle. Daha önemlisi sizin yaptığınız işin güzelliği. Merzifon Yardım Eli Derneği. Neden kuruldu, amacı ne? Biz şöyle 8 sene öncesi yardıma muhtaç aileler için kurmuştuk esas derneğimizi. Sonradan aradan zaman geçti, 5-6 sene sonra arkadaşlarımızdan birisi Hülya Hanım dedi ki kanser hastalarımıza yardımcı olalım ve iyi olmayan kanser hastalarımıza. Biz öyle yöneldik. Onu da kapsamımıza aldık ama sonradan bütünüyle kanser hastalarımıza eğildik. Neler yapıyorsunuz? Herkes anlarsın, sırayla onu da size söyleyeyim. Neler yapıyorsunuz? Mesela kermes düzenliyoruz, gezi düzenliyoruz. Bu kermeslerden ve gezilerden elde ettiğimiz geliri hastalarımıza harcıyoruz. Kaç kişiye şu ana kadar ulaşabildiniz? 140. Evet, 149 tane hastamız var. Evet. Hepsi maddi durumu iyi olan değil. Maddi durumu iyi olmayan, aynen öyle. Maddi durumu iyi olan hastalarımız da var. Toplam zaten 188 tane. Ama maddi durumu iyi olanları hiç şey yapmıyoruz. Moral amaçlı gidiyoruz, destek oluyoruz. Çok memnun oluyorlar. Hepsinden önemlisi moral değil mi bu hastalar? Aynen. Evet, evet, aynen. Evet. Burs verdiğiniz kardeşlerimiz varmış. Evet, evet, evet. Lösemi hastası bir gencimiz üniversitede okuyor. Ona burs vereceğiz, veriyoruz. Yani o zaman hep beraber destek olunması abi, gereken. Abimizin çocuğu lisede okuyor, ona bursa başlıyoruz. Geçmiş olsun size de. İnşallah Allah şifasını verir.
Hep bu iş için önce moral, sonra da dayanışma şart değil mi? Faydası oluyor mu bu derneklerin, yardımlaşmanın? Allah yokluklarını göstermesin hepsinin. İyilerin yokluğunu göstermesin. Çok memnunuz, çok faydalar oluyor, çok yardımcı oluyor. Hastaların işi çok zor ama hastaların yanında olanların da morale ihtiyacı var. Değil mi? Belli bir bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Hekimlerden de yardım alıyoruz. Ayrıca Kaymakam Bey'in eşi de bu büyük çok destek. Bilgi danışman Belkıs Hanımefendi. Onlarla toplanıp paneller yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hastalarımıza kahvaltılar, birlikte hep bütün arkadaşlarımızla birlikte. Niye duygulandınız böyle? Seben Hanım çok duygulanıyor böyle biz bir araya gelince. Mutluluktan herhalde değil mi Seben Hanım? Yalnız olmadığınızı hissettiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerden rahatsızlığınız kimde? Ben kendim rahatsızım. Evet, kendim rahatsızım. Sağ olsun Neslihan abla ve bütün ablalarımdan çok teşekkür ederim. Çok yanımızda var, destek alıyor. Allah hepsinden razı olsun. Valla ben programda ilk defa böyle bir dernekle aslında bilmiyorum. Arada belki yapmışımdır ama bundan sonra inşallah fırsat buldukça yer vermeye de çalışayım. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Sözüm olsun Merzifon'u her geldiğimde de size geleceğim. Teşekkür ediyorum. Bin zeytin ağacı kesildi, Danıştay kararı çıktı. Gündüz ağlayan 76 milyonu ağlatan köylüler akşam buruk bir mutluluk yaşadı. Ayrıntılar Kanal Türk Ana Haber'de. Geyt Optik beyaz anında beyazlık, optik parlatıcılarla anında gözle görülür daha beyaz bir gülüş sağlar. Yeni Colgate Optik beyaz anında beyazlık, muhteşem bir gülüş için Colgate Optik beyaz diş fırçası ve ağız bakım suyuyla birlikte kullanın. Güneşli bir güne. Eşsiz harmanından gelen mükemmel lezzetiyle Lipton Yellow Label. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. Karma cildinizin nem dengesini korumak çok mu zor? Karma ciltleri dengelediği ispatlanan günlük nemlendiricimizle artık çok kolay. İpeksi ve pürüzsüz bir cilt için günden güne nemlendirme. Enium Hydro Advance. Sadece Avon'dan. Avon, güzellik katmak sizden. Oh! Artema en basın şu suda bile hiç sızdırmıyormuş. Adamı yıldırıyor bunlar ha. Yallah tazik. Sızdırmıyor ya. Boşuna uğraşma Engin. Artema her bir modeli tam 50 bar basınçla test ediyor. Artema armatürler sızdırmıyor. Ne de olsa aç kafa Artema. Yeni Doritos Extreme aşırı büyük. O kadar büyük ki bu abiler bunu anlatmak için gördüğünüz araca bindiler. Yetmedi, otobüs üzerinden atlama rekoru kırdılar. Neyse ki bir kaza bela çıkmadı. Çıtırtısı dedik, porselen dükkanına daldılar. Bir dünya masraf çıkardılar. Baharatını sorduk, havai fişek deposunu patlattılar. Canları sağ olsun. Yeni Doritos Extreme. Aşırı büyük, aşırı kalın, aşırı baharatlı. Dışarıda yağmur olduğunu söylemiştim efendim. Kimi yağmurdan kaçarken doluya tutulur ama Merzifon'da Kaya Dağlı gibi bir dostunuz varsa yağmurdan kaçtığınız zaman mutlaka güzel bir yere gelirsiniz. Biz de bedestenden içeriye girdik. Böyle çok aslında programı böyle çok yemekle doldurma taraftarı değilim ama derdim bu şerbetlerden biraz bahsetmekti. Bu ortamın güzelliğini sunmaktı. Ama bir parça da tadına baktıktan sonra hani dedim ki biraz bahsedeyim. Yolunuz düşerse ben size bir şey söyleyeyim mi? Hele kışsa mutlaka ama mutlaka burada biraz sonra sohbetini edeceğimiz bu çorbadan için. Hadi bakın bütçeyle ilgili de bütçeyi de düşünerek söylüyorum. Çorbaya bir merhabalaşalım. Şimdi sizi de alayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi kim yaptı bu çorbayı? Ustamız. Ustamız yapıyor. Abi bu nasıl bir çorbadır böyle ya? Yani keşke yemek yemeyip bir çorba daha içseydim. Tekrar hoş geldiniz. Çorbamız karışık zebzeden oluşuyor. Kaymakla yapıyoruz çorbamızı. Terbiyesi kaymak çorbamızı. Bizim krema dediğimiz kaymak mıymış? Biz yerken evet. Şöyle bir kaşık rica etsek, hemen bir kaşık gelse de onu bir göstersek, şöyle bir ekrana getirsek, ya muhteşem bir çorba vallahi. Bir de sebzesi falan da bol, vallahi kaymaklı bak Mutlucuğum. Yani methettiğim bak, bizim Mutlu da artık kiloları ala ala güzel bir gurme oldu. Mutlucuğum nasıl çorba? 10 numara değil mi? Kaç lira bu çorba burada? 7 TL üstad. 7 lira. Şöyle Şahin Usta seni de alalım. Neler var mesela? Şimdi bugünkü bu masamızdaki menümüzde kuşlu pilav dediğimiz içinde keklik ve bıldırcın etinden oluşan. Ya bu Hürrem geliyor değil mi herkesin aklına değil mi bu? Televizyonda ben bir bayağı bir mevzu olmuştum. Tam Osmanlı yemeği bu ya. Evet bir de burada bizim bir kolejimiz var. Bir Ermeni aşçının yazarından kitabından alıntı. Biz onu Merzifon gündemimize taşıdık. Abi gel şunu gel abi bak biz sözde iki dakika şerbet çekip gidecektik. Biz yine başladık. Şimdi bunda neler var din abi? Bıldırcın. Burada bıldırcın var evet. Göğüste kekliğimiz var. İç pilavı var. İç pilavı var evet. Bu her zaman oluyor mu? Her zaman oluyor. Elimizde var. Bıldırcın o zaman çiftlik bıldırcın değil mi? Çiftlik bıldırcın. Çiftlik zaten öbürü kalmadı. Kim kaybetmiş ki biz bulacağız. Bu iki kişi yer bunu ya. Rahatlıkla. Rahat iki kişilik bir menü. Kaç lira patron? İki kişilik. Çok çok basit ya 16 TL gibi çok basit cüzi bir rakamımız var ya öyle aman aman bir fiyatımız yok. Çok, çok bir fiyat değil. Yanında ne var efendim? Dağar kebabı. Osmanlı'nın. Böyle öyle bir dağar dedin ki niye böyle sert söyledin? Şunu anlatayım ben size içinde kuru kayısı ve kuzunun incinden oluşan. Meyveyle etin evet. Bir araya gelmesi. Ama kayısının sosuyla yapılmış. Taze kabak da var içinde. Ayrı bir Osmanlı yemeği. Valla o da çok başarılı. Tabii şerbetler olmazsa olmazlar değil mi? Şüphesiz, şüphesiz. Bu Osmanlı şerbetleri bizim Şahin Usta'mız gerçekten çok başarılı bir şekilde bunları yapmaya gayret ediyor. Fakat bizdeki en büyük olay şu. Biz bunları farklı şekilde bir toz alıp karıştırma babında değil, orijinal kuru meyvelerden iman etmeye gayret ediyoruz. Ve gerçekten de çok ciddi bir emek sarf ediyoruz. Özellikle ben isimleriyle başlayarak küçük de olsa bir bukle anlatmaya gayret edeyim. Osmanlı şerbeti, miski amber şerbeti hemen yanındaki, hemen yanındaki hürrem şerbeti ve en sondaki sarı şerbet de gül şerbeti. Bunların farklı şekilde terkipleri 14 ve 16 aralığında farklı meyveyi karıştırarak yapıyoruz biz. Muhteşem bir koku. Niye sarı gül? Sarı gülden mi? Sarı gülden ama biz bunun dedik ya kuru meyve katıyoruz. Bunda da kayısı var. Güneş kurusundan kurutulmuş kayısı var kendisinde. Ayrıca bir de dut kurusu var. Yoğun bir şekilde baharat kullanıyoruz Savaş Bey. Yani yoğun bir şekilde baharat kullandığımız için farklı şekilde tat yoğunluğu gerçekten hani bir tabir vardır. Biz bunu doping ilacı gibi kullanıyoruz. Yani çoğu misafirlerimize hasta geldi, bunu içtiniz, şifa buldunuz diyebiliriz de. Artı olarak da miski amber şerbeti, buradaki ana tema yeşil faktörü var. Yeşil faktörünün esprisi nedir? Biz genelde yeşil meyve ağırlığında kullanıyoruz. Hürrem şerbetimiz var. Hürrem şerbetinde ise ağırlık noktamız fıstık ve hurma. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey ve gerçekten de enfes bir tadı var. Kışın güzel gider evet. Soğuklarda. Evet tabii tabii kesinlikle. Kuşbunlu bile var içinde. Bunlar bu şekilde mi servis ediliyor? Bunların farklı farklı servis stilleri var ama bu görsel sunum olarak genelde biz sizin gibi kıymetli misafirlerimiz geldiği zaman sunumu bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ama masaya geldiği zaman bizim kadehlerimiz var farklı şekilde o şekilde daha sunum. Daha büyük geliyor. Tabii daha büyük geliyor. Tabii tabii tabii. Kaç lira şerbetler? 5 TL. 5 lira. 5 TL. Şunu. Bunun kokuya bayıldım vallahi biraz sonra. Bu 2,5'tan gider Mutlu ben sana söyleyeyim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine görüşürüz. Bir daha Merzifon'a geldiğimizde yine başka bir konumuz nasıl olsa hazır olun. Sağ olun Mert. Bizlere değer teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah.
Dolu Dolu Anadolu'nun bu haftada sonuna geldik. Efendim şimdi kapanış anonsunda çok önemli bir selamım olacak. Gülizar teyzem, Gülizar Serin. Ellerinden öpüyorum. Hüsnü abiyle konuşuyoruz. Programımızı çok seviyormuşsun. Allah razı olsun. Selamım biraz gecikti. Ama kusuruma bakma Gülizar teyzem. Ellerinden öpüyorum. Yusuf Ali Uysal. Yusuf Efe Uysal. Bizim Kaya Dağlı'nın torunu. Yusuf Efe Uysal. Bir daha söyleyeyim. Kaya Dağlı'nın torunu, ona selamlarımızı yolluyoruz. Kaya Dağlı'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim Mesut Özkaracalar'a teşekkür ediyoruz. Ve Amasya'da her geldiğimizde mutlaka yanımıza gelen şair, gönül dostu, sevgili dostum Kasım Alper Özdemir'e de buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Doğum gününü de gecikmeli de olsa kutluyorum sevgili kardeşimin. Tüm Merzifon halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Karatepe köyünü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok özel bir yer yaptı bizde. Buradan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Bu böyle uzar gider. Kısaca ben tüm Merzifon'a çok teşekkürlerimi ileteyim buradan efendim. Mert Savaş 08 Twitter adresim. mertsavaş@kanaltürk.com.tr'de elektronik posta adresim. Havalar soğudu, çalışma şartları zorlaştı. Ama bizdeki memleket aşkı da, dolu aşkı da bitmez. Haftaya cennet ülkemizin başka bir köşesinde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.